Hünkârım, Suriye ve Lübnan'da neşredilen gazeteler, bunlar da Bağdat'takiler. Hünkârım, Fellah Azuri'nin ne büyük bir alim olduğundan bahsediyorlar. Arap milletinin de temsilcisi olabilirmiş. Peygamber Efendimizin soyundan geldiği de övülüyor hünkârım. Galip Efendi'ye bir pusulayla sorduk, o da tetkik etti. Bu adamın Peygamber Efendimizin soyundan gelemeyeceğini söylüyor. Alametleri yokmuş. Hünkârım, nasıl bileceğiz ki? Ya gerçekten Peygamber Efendimizin soyundan geliyorsa? Bir iş edip huzursuzluk vermeyelim. Osmanlı Peygamber Efendimizin soyundan gelenlere her vakit ihtimam gösterdi. Onun için de Nakibül Eşraf kurdu. Seyit ve şerifleri dünyevi sıkıntılardan korumak için. Yoksul düşenlerine yardım etmek, aralarında niza olduğu vakit çözüm bulmak için. Onların çocuklarını bir seyit ve şerifin hasletleriyle yetiştirmek için. Ve dahi Peygamber Efendimizin soyundan gelen her kişi kayıt altındadır. Nakibül Eşraf defterlerinde bu kayıtlar mevcuttur. İstetelim. Fellah Hazuri eğer seyit ise orada kaydı olacaktır. Emredersin hünkârım. Abdülhamid'in halifeliğini elinden alacağız. Nakibül Eşraf tutuyor şecereleri. Girebilirsiniz. Hünkârımızın hilafet büyürü her kapıyı açar. Ben tutulan defterleri gördüm. Aradım, taradım. Senin ismini buldum. Fellah Azuri. Fellah Azuri. Kendi ellerimle ismini oraya koydum. Peygamber soyundan gelenlerin hakkı olan halifeliği sen ilan edeceksin. Artık seyitsin. Kureyş soyundansın. Nasıl başardın bunu? İngiliz hariciyesi seni yıllardır yetiştiriyor. Hem şeyhlik hem papazlık yaptırıyor. Hala bunu mu merak ediyoruz? Yalnız seyitlerin şeceresi çok özenli tutuluyor. Her an seyit olmadığım ortaya çıkabilir. Böyle bir şey asla olmayacak. Sadece sana emredileni yap lütfen. Artık sen de bir Kureyşlisin. Peygamber soyundan gelenlerin hakkı olan halifeliği sen ilan edeceksin.